ışıklarıyla başladık sevgili seyirciler. Saatler tam 6'yı gösterdiği an itibariyle yaklaşık 2,5 saatlik bir haber maratonuyla yeni güne hazır hale geleceğiz hep birlikte. İkinci saat dilimimizdeyiz. Güne başlarken de artık yavaş yavaş sevgili seyirciler yeni güne hazır hale geliyoruz. Rafine bir ikinci turla karşınızdayız. Aslan Ayrıntıları'nı izleyeceğimiz haber başkanının bir özetleriyle yola çıkıyoruz sevgili seyirciler ikinci bölümümüzde. Özetlerimizde neyi göreceksiniz? Geride bıraktığımız gün neler yaşandı? Bugün hangi gelişmelere gebe sorusunun cevabını alacaksınız? Ve geceden sabaha 24 sabah ekibi sizler için hangi haber başkanı üzerine çalışmış, hangi haberleri işlemişler göreceksiniz. Ardından detaylı bir haber tur ekranlarınıza gelecek. A'dan Z'ye tüm haberler ekranlarınıza gelecek. Rafine bir şekilde takip saatler 7.30'u gösterene kadar. Saatler 7.30'u gösterdiğinde artık yavaş yavaş mesai başlangıçları ve veya okul yolunu tutmak için evlerinizden çıkmanın vakti zamanı geldiğinde sizleri hem meteorolojiden hem ekonomiden haberdar edeceğiz. İki önemli hayata dair satır başını ihmal etmiyoruz. Ardından da masamız da hazır. Günlük hemen hemen tüm ulusal gazeteler bekliyor. Yeri gelecek sür manşette olacağız, yeri gelecek manşette olacağız. Siyasete dair başlıklar, yaşama dair haber notları ve tabii ki spora dair başlıklar da ekranlarınıza geliyor olacak. Ve yeni güne başlarken tüm gelişmelerden böylece bir bütün olarak haberdar olmuş olacaksınız. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, bollukla, bereketle geçmesini temenni ettiğimiz bir günü selamlıyoruz. Bir kez daha hayırlı uğurlu sabahlar bizlerden sizlere. Bir gözünüz kulağınız her sabah olduğu gibi bu sabah da bizlerin üzerinde, 24 sabahın üzerinde olsun. Ve temenni ederiz ki 24 sabah haftanın son iş gününde uğurunuz olsun. Hadi gelin şimdi güne başlarken özetlerle devam etsin. Buyurun. Özet başlıklarımızı bir verelim sevgili seyirciler. Bakalım güne başlarken hangi haber başkanının detaylarıyla karşınızda olacak birazdan. Başbakan Binali Yıldırım Ulusal Bilişim Kurultayı'nda Türkiye'nin bilişim serüvenini yorumladı. Türkiye için el ele vererek çalışma çağrısı yapan başbakan, siber güvenlik için adımlar atıldığını ve caydırıcı siber güç oluşturulacağını söyledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli paraya destek olunması yönünde yaptığı çağrı düşünce kuruluşu Stratfor'u endişelendirdi. Erdoğan'ın çağrısına dikkat çeken Stratfor, son konusu hamlenin başka ülkelerin katılımıyla bir dalga oluşturması halinde yeni bir küresel sistem değişikliğini tetikleyebileceğine işaret etti. Yerli savunma füzesi Hisar görücüye çıktı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin ilk yerli orta irtifa hava savunma füzesi Hisar'ın Aksaray'daki test atışına katıldı. Bakan Işık, güçlü bir savunma sistemine sahip olursak hiçbir ülke bize yan bakamaz dedi. Milli Savunma Bakanı Türk mühendisleri ayakta almıştı. Halep'te işlenen insanlık suçuna karşı ise Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Halep'te insanlık ölmesin kampanyasına Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez katıldı. Mesajlar ise netti. Uluslararası kamuoyuna Halep'te yaşananlarla ilgili tepki gösterildi. Keza Star Gazetesi'nin düzenlediği Necip Fazıl ödülleri 3 yaşında. Geleneksel ödül töreni öncesi Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak detayları paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da teveccüh gösterdiği ödül töreni cumartesi akşamı İstanbul'da yapılacak. Hepsi ve çok daha fazlasıyla 24 sabahın ikinci bölümü güne başlarken detaylarla devam ediyor. Buyursunlar. Güne başlarken tüm gelişmeleri aktarıyoruz sizlere. Başbakan Binali Yıldırım Ulusal Bilişim Kurultayı'nda Türkiye'nin bilişim serüvenini yorumladı. Türkiye için el ele vererek çalışma çağrısı yapan başbakan, siber güvenlik için adımlar atıldığını ve caydırıcı siber güç oluşturulacağını söyledi. Başbakan, her alanda millilik çağrısı yaptığı konuşmasında 15 Temmuz öncesi ve sonrasında değerlendirdi. Başbakanın mesajlarında MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür, Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı vardı. Bilişimi hem iyi amaçlı kullanabilirsiniz, hem de bir ülkeyi yok etmek için kullanabilirsiniz. 2017 yılını da bilişimde gelişim yılı olarak buradan ilan ediyor. Başbakan Binali Yıldırım bugünün dünyasında bilişimi anlattı. Çarpıcı örnekler verdi. 15 Temmuz başarısının bilişimle mümkün olduğunu söyledi. Ben şimdi dönüp bakıyorum o geceye. 11 saat boyunca 600 civarında telefon görüşmesi yapmışım. Bilişimin bu darbenin bastırılmasındaki gücünü, hakkını teslim etmemiz lazım. Başbakan o geceyi anlattı. Darbecilerin veri akışını kesmeye çalıştığını söyledi. Konuyu 15 Temmuz sonrasına getirdi. Bahçeli'ye teşekkür etti. Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Bir kez daha ben Sayın Bahçeli'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu konuda
ilkeli tutumundan dolayı teşekkür ediyorum samimiyetle. Yani ana muhalefet partisinden de başlangıçtaki duruşunu muhafaza etmesi toplumun beklentisiydi. Konum beka meselesi olunca orada siyaset biter. Başbakan 15 Temmuz sonrası siber saldırıların daha da arttığını söyledi. Bundan böyle uygulanacak bilişim stratejisinin ipuçlarını verdi. Savaşlar tankla, tüfekle toplu olmuyor. Savaşlar bilgiyle oluyor. Sadece siber güvenlik boyutuyla olayı düşünmemiz doğru değil. Siber caydırıcılığı da ilave etmemiz lazım. Siber güvenlik meselesi ülke güvenliği meselesi haline dönüşmüştür. Yıldırım, veri merkezlerinin Türkiye'de kurulması için teşvikler verileceğini ifade etti. Her alanda millilik hedefinin altını özellikle çizdi. Güncel örnekler verdi. Bilgiyi üretebilirsek, bilgiyi gerektiğinde güç olarak kullanabilirsek o zaman biz başkalarının önünde daha dik dururuz. Yazılım başta olmak üzere, donanım da dahil olmak üzere yerlileşme ve millileşme hamlesine hız vermemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli paraya destek olunması yönünde yaptığı çağrı düşünce kuruluşu Statfor'u endişelendirdi. Erdoğan'ın çağrısına dikkat çeken Statfor, söz konusu hamlenin başka ülkelerin katılımıyla bir dalga oluşturması halinde yeni bir küresel sistem değişikliğini tetikleyebileceğine işaret etti. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Türkiye'ye yönelik başlatılan ekonomik darbe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli para çağrısıyla sekteye uğradı. Zira halk Erdoğan'ın çağrısına kulak verdi ve birkaç gün içinde piyasaya milyonlarca dolar sürüldü. Amerikan Düşünce Kuruluşu Stratfor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış ticarette milli para kullanımına ilişkin çağrıya dikkati çekti. Sivil halkın ve birçok tüzel kuruluşun ellerindeki dolarları Türk lirasına çevirmesinin Türk lirasına destek olacağı ancak ticari anlaşmalarda çok büyük etkisi olmayacağını iddia etti. Türkiye'deki bu gelişmeyi diğer ülkelerinde yakından izlediğini belirten Stratfor, doların yükselişiyle baş edebilmek için onların da aynı yolu izleyebileceklerine işaret ederek bunun bir domino etkisi yaratabileceğini ve yeni bir küresel sistem değişikliğini tetikleyebileceğini belirtti. Bu arada küçük bir hatırlatma. Texas merkezli Stratfor, ekonomi, dış politika ve güvenlik konularında küresel analizler sunsa da birçok ülkede istihbarat birimleri ve casuslarla çalışmasıyla hakkında soru işaretleri uyandırıyor. Stratfor, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kritik dakikalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımları ve darbeciler lehine yönlendirmeleriyle de dikkati çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolar yerine TL kullanın çağrısı iş dünyasından destek görmeye devam ediyor. Birçok kişi ticaretini Türk lirası üzerinden yapmaya başladı. Sözleşmelerini döviz üzerinden yapanların aklındaki en büyük soru işareti ise bu sözleşmelerin nasıl TL'ye çevrilebileceği. 24 ekibi bu konuyu işin uzmanına sordu. Zaman bu zaman. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyasına yönelik dolar yerine TL kullanın çağrısı iş dünyasından destek görmeye devam ediyor. Kur yükselmesinden en çok etkilenenlerin başında da kiralarını döviz olarak ödeyenler var. Borçlar kanununa göre dövizle yapılan sözleşmelerin de Türk lirasına çevrilmesi mümkün. Hukukumuzda 6098 sayılı borçlar kanununda 138. madde sözleşmenin uyarlanması kurumu. Döviz borçlarını Türk lirasına çevirebileceğiniz tek kurum bu. Döviz kurunun öngörülemeyen değerlerin üstüne çıkması durumunda kanun devreye giriyor. Ortaya çıkan edimler arasındaki dengesizlik sebebiyle borçlu taraf mahkemeye başvurarak sözleşmenin baştan itibaren Türk lirasına dönmüş şekilde ödemesini talep edebiliyor. Veya bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden cayma hakkını kullanabiliyor.
Cayma hakkına da sahip olabilen kişilerin izlemesi gereken yolsa oldukça basit. Öncelikle karşı tarafa bir iddianame gönderecek ve aşırı ifa güçlüğünde olduğunu belirtecek. Ve sözleşmenin yeniden uyarlanmasını karşı taraftan talep edecek. Şayet karşı taraf bunu icabet ederse sözleşme yeniden düzenlenecek. Şayet bunu karşı taraf kabul etmezse o zaman mahkemede dava yoluyla sözleşmenin uyarlanmasını mahkemeden talep edecek. Bu mümkün olmadığı takdirde de mahkemeden cayma hakkını isteyecek. Boz doları kampanyasıyla birlikte işlemlerini Türk lirası üzerinden yapmaya başlayanların sayısı da gün geçtikçe artıyor. Bu kapsamda Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş Adamları Derneği de tüm döviz varlıklarını Türk lirasına çevirdiğini duyurdu. Gerek bu dövizle olsun, gerek bu savaşla olsun veya başka bir yurt dışı kaynaklı Türkiye'ye gelen bir atakla olsun, birlik beraberliğimizin bir göstergesi olduğuna inandık. Yönetim kurulu kararıyla mevcut olan bütün döviz varlıklarımızı aynı gün TL'ye döndük. Gelin şu anda dolarınızı, avronuzu TL'ye çevirin. Güne başlarken devam ediyor tüm hızıyla. Yerli savunma füzesi Hisar Gürcü'ye çıktı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin ilk yerli orta irtifa hava savunma füzesi Hisar'ın Aksaray'daki test atışına katıldı. Test komuta kontrol merkezinde incelemelerde bulunan Bakan Işık, güçlü bir savunma sistemine sahip olursak hiçbir ülke bize yan bakamaz dedi. Milli Savunma Bakanı Türk mühendislerini ayakta alkışladı. Türkiye'nin ilk yerli orta irtifa hava savunma füzesi Hisar'a tam not. Türkiye'nin ilk çift darbeli roket motoruna sahip füzesi Hisar'ın Aksaray'daki test atışları başarıyla tamamlandı. Atışları Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da izledi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın hava savunma ihtiyacını karşılayacak Hisar'ın radar, komuta kontrol ve atış kontrol sistemlerini Aselsan, füze sistemlerini ise Roketsan yaptı. Bakan Işık ilk yerli hava savunma füzesi Hisar'ı üreten Türk mühendisleri ayakta alkışladı. Türkiye'nin bu sistemlere sahip olması ve daha da geliştirmesi halinde hiçbir ülkenin Türkiye'ye yan gözle bakamayacağının altını çizdi. Eğer biz burada güçlü bir savunma sanayine, güçlü savunma sistemlerine sahip olursak hiçbir kimsenin, hiçbir ülkenin ülkemize yan bakma gibi bir durumu olamaz. Şuna inanıyorum ki biz yaparız, hem de çok daha iyisini yaparız. Milli Savunma Bakanı başka ülkelere güvenmeden bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücünü artırmayı amaçladıklarını da belirtti. Bu sistemleri milli ve yerli imkanlarla geliştirmek hepimizin görevi, bir vatan borcu adeta. Çünkü kritik sistemlerin geliştirilmesi bizim için tek yol. Bir takım dost bildiğimiz ülkeler en küçük bir sorunla karşılaştığımız zaman hemen bir ambargo koyma, bir kısıtlama getirme gibi bir alışkanlığa sahipler. Halep'te işlenen insanlık suçuna karşı Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Halep'te insanlık ölmesin kampanyasına Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez katıldı. Mesajlar ise netti. Uluslararası kamuoyuna Halep'te yaşananlarla ilgili tepki gösterildi. Uluslararası camia ne hikmetse Halep'te ses çıkarmadığı gibi Myanmar'da da ses çıkarmıyor. Halep'te ses çıkarmadığı gibi Kudüs'te de ses çıkarmıyor. Halep'te yaşanan insanlık dramı için Batı'ya tepki gösterildi. Diyanet İşleri Başkanlığı insanlık suçu işlenen Halep için kampanya başlattı. Halep'te insanlık ölmesin adıyla insani yardım ve sosyal duyarlılık kampanyasına başkent ev sahipliği yaptı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de kampanyaya destek için salondaydı. Halep'te yaşanan insanlık dramına değinen Kurtulmuş, uluslararası kamuoyunu sessiz kalmakla suçladı. Olan Müslümanlara oluyorsa, Müslümanların kanı akıtılıyorsa, Orta Doğu coğrafyasında insanlar yurtlarından, evlerinden, memleketlerinden ediliyorlarsa, sürgüne gönderiliyorlarsa, mülteci konumuna düşüyorlarsa,
açlıktan ölüyorlarsa maalesef uluslararası camianın kılı kıpırdamıyor. Kurtulmuş bölgenin istikrarsız bir hale getirilmek istendiğini belirtti. Başbakan yardımcısı 15 Temmuz darbe girişimine örnek gösterdi. Eğer büyük resmi görmezsek 15 Temmuz gecesinde bu şehirde Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin üstüne atılan o bombanın arkasındaki niyeti anlamaz, o niyeti çözemez ve ona tedbir alamayız. Büyük resim bu ülkenin halklarının kalıcı bir şekilde birbirine düşman edilmesi, yokluğun, çilenin, yoksunluğun içerisine girdabına düşülerek insanların hayattan koparılması ve düşmanlık girdabında uzun yıllar boyunca sürecek bir çaresizliğin içerisine itilmesidir. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de saldırılara tepki gösterdi. Görmez, Halep için sessiz çığlıkların sesi olunmalı çağrısını yineledi. Dünyanın sözde egemen güçlerinin adeta tiyatro sahnesinde kaldırdıkları elleri arasında ölüyor masum çocuklarımız. Veto ettiklerinde de ölüyor çocuklarımız. Onayladıklarında da ölüyor Müslüman çocuklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan şehit ailelerinin çocuklarına dizüstü bilgisayar ve tablet hediye etti. Geçtiğimiz yıl başlatılan proje kapsamında düzenlenen törene katılan Emine Erdoğan terör örgütlerinin amaçlarına ulaşamayacağını söyledi. Emine Erdoğan bu topraklar esareti hiç tatmamıştır, hiç de tatmayacaktır dedi. 15 Temmuz'da tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazılmıştır. Çanakkale'nin Kurtuluş Savaşı'nın ruhu yeniden dirilmiştir. 52 ilden gelen 750 şehit çocuğu ve yakınlarına seslendi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan. Yalnız değilsiniz, Türkiye'nin en büyük ailesi projesi Ankara'da konuştu. Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya ile birlikte 750 şehit çocuğuna tablet ve bilgisayar hediye törenine katıldı. Erdoğan, Ankara'daki 290 şehit çocuğuyla yakından ilgilendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, başta FETÖ terörü, tüm terör örgütlerinin amaçlarına asla ulaşamayacağını söyledi. Bu topraklar esareti hiç tatmamıştır ve inşallah hiç de tatmayacaktır. 15 Temmuz'da millet olarak çok büyük bir sınavdan geçtik. Vesayet odakları son kozlarını darbe girişimi üzerinden oynadılar. Fakat çok şükür ki kaybettiler. Yüce Türk milletinin demokratik mücadelesi karşısında amaçlarına ulaşamadılar. Eğitim sisteminin de değişmesi gerektiğine işaret etti Emine Erdoğan. Gençlere de tavsiyelerde bulundu. Hainlikten, vatan ve millet düşmanlığından uzak doğru eğitim ortamları inşa etmeliyiz. Gençlerimize adil, merhametli ve cesur olmayı öğretmeliyiz. Hayatınız ekran başında geçmesin. Ömür bize verilmiş bir hazinedir. Onu ne kadar iyi kullanır, vaktimizi ne kadar dolu dolu geçirirsek başarı ve mutluluğumuz da o kadar çok olur. Bu ülkenin, bu vatanın size ihtiyacı var. Güne başlarken devam ediyor sevgili seyirciler. İstanbul Boğazı'nda hareketli anlar yaşandı diyerek devam ediyoruz hem de. Panama bandıralı bir dökme yük gemisinde makine arızası meydana geldi. Gemi sürüklenmeye başladı. Ekipler gemiye müdahale ederken boğaz uzun süre çift yönlü gemi trafiğine kapalı kaldı. Makine arızası yapan gemi boğaz trafiğini birbirine kattı. Öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'nda yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. Panama bandıralı Anna Smile adlı dökme yük gemisinde makine arızası yaşanınca 225 metrelik gemi sürüklenmeye başladı. Geminin kaptanı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında gemiyi boğaza demirleyerek arızayı gidermeye çalıştı. Bir yandan da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Devreye giren Kıyı Emniyeti ekipleri arızalanan gemiye hemen müdahale etti. Boğaz trafiği de güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Panama bandıralı gemi Kıyı Emniyeti botları tarafından ağır kapı açıklarına çekildi. Yaşanan arıza nedeniyle İstanbul Boğazı 2 saat gemi trafiğine kapalı kaldı.
Zehir tacirleri uyuşturucu sevkiyatında sınır tanımıyor. Öyle ki şüphelilerin dikkat çekmemek için bu kez bebek arabasında uyuşturucu taşıdıkları ortaya çıktı. İstanbul'da 3 ilçede yapılan operasyonlarda piyasa değeri 10 milyon lira olan 120 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Kimsenin aklına gelmez, şüphelenmez dediler ama zehir tacirlerinin oyununu İstanbul polisi bozdu. 3 ilçede operasyon yapıldı. Uyuşturucu sevkiyatını bebek arabasıyla yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. İstanbul polisi son zamanların en büyük uyuşturucu operasyonuna imza attı. Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirdi. Bu sefer kendilerini kamufle etmek için farklı bir yöntem kullanıyorlardı. İşte görmüş olduğunuz bebek arabasını kullanarak uyuşturucunun dağıtımını yapıyorlardı. İstanbul Uyuşturucuyla Mücadele Şube ekipleri Eylül ayından bu yana takip ettikleri uyuşturucu çetesine yönelik operasyon düzenledi. Sabaha karşı düğmeye basıldı. Pendik, Kartal ve Avcılar'da 9 adreste bir de otomobilde arama yapıldı. Operasyona özel harekat timleri de katıldı. Baskın yapılan adresler didik didik arandı. 6'sı kadın 13 kişi gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda yaklaşık 120 kilo uyuşturucu madde ile birlikte görmüş olduğunuz çeşitli çap ve markalarda silahlar ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu satıcıları kendilerini kamufle etmek için sahte polis muhabiri kimliği bastırmış. Size bir madde göstermek istiyorum. Bu madde bonsai'nin ham maddesi ve kilosu yaklaşık 70 bin lira. Bir kilo bu maddeden yaklaşık 450 kilogram bonsai elde ediliyor. Polis baskın yaptığı adreslerden birinde çocuk arabası buldu. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. O bebek arabasında bugüne kadar kilolarca uyuşturucu madde sevkiyatı yapılmıştı. Amaç dikkat çekmemekti. Şüpheliler kendilerine aile süsü vermişti. Gözaltına alınan 6'sı kadın toplam 13 şüpheli sorgulanmak üzere Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İstanbul Çağlayan'da bir benzin istasyonuna yoldan geçen bir araçtan el yapımı patlayıcı atıldı. Atılan patlayıcı o esnada benzin istasyonunda park halinde bulunan bir otomobilin yanına düştü. Meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmazken isabet alan araçta büyük çaplı hasar meydana geldi. Çağlayan'da bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan otomobile atılan el yapımı patlayıcı az kalsın bir faciaya yol açıyordu. Olay gece saat 02 sıralarında Şevketpaşa Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 33 yaşındaki Onur Kabakçı otomobiliyle benzinliğe geldi. Kabakçı'nın otomobilin lastiklerine hava bastığı sırada aracın ön camına bir kişi tarafından poşet içinde atılan el yapımı patlayıcı büyük bir gürültüyle infilak etti. Olayı gerçekleştiren kişi ise otomobille olay yerinden kaçtı. Patlama sırasında sesin şiddetiyle kulaklarında işitme kaybı oluşan Kabakçı'ya sağlık ekiplerince müdahale edildi. Araçta maddi hasar oluşurken patlayıcının aracın arkasındaki akaryakıt tankerine isabet etmemesi büyük bir faciayı önledi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Sevgili seyirciler, Star Gazetesi'nin düzenlediği Necip Fazıl Ödülleri 3 yaşında. Geleneksel ödül töreni öncesi Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak detayları paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da teveccüh gösterdiği ödül töreni cumartesi akşamı İstanbul'da yapılacak. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular, büklüm büklüm vurulur, sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Şair, yazar ve düşünce adamı Necip Fazıl Kısakürek anısına her yıl sanat, fikir ve edebiyat insanlarına verilen Necip Fazıl ödülleri 3 yaşında. Fikir çıkmanın ötesinde her yıl daha da önem kazanıyor. Malum Necip Fazıl'ın Türkiye'nin, Türk milletinin geçmişinde çok önemli bir yeri var. Ki bunu özellikle eğitimini, üniversite eğitimini 1980 yılı öncesinde yapan birisi olarak bendeniz o dönemdeki o çalkantılı, hengameli dönemde. İşte dışarıdan bir adeta ideoloji baskısı yapılan, ithal edilmeye çalışan bir dönemde
Necip Fazıl ruhuyla ve benzeri ruhla ayakta kaldı bu dönem. İnsanlar millet o dönemde biliyorsunuz o ruhla mücadele ettiler. Necip Fazıl ödülleri cumartesi günü saat 19'da Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahiplerini bulacak. Jüri seçim için kılı kırk yardı. Nefesten daha ince bir ipek kumaş. Derim. Aday eserler yok ortada. Eser seçimi yok. Hı hı. Buna rağmen öyle ateşli bir tartışma oldu ki samimi söylüyorum. Yani bırakın kimsenin umurunda bile değil. Jüri üyelerinin işte şu isim olursa organizasyon böyle bir derdi yok. Onlar hakikaten tam da bu işin ehli insanlar. Onlar tamamen şeye bakıyor. Kim hak etti, kim hak etmedi. Kıyasıya bir mücadele yapılıyor. O bakımdan o konuda kimse şey yapmasın. Ben ikincisine girmedim, kalbim dayanmaz çünkü o kadar ciddi tartışma yapılıyor. Yani diyorsun ki hakkını teslim edeceğiz. Kesinlikle. Necip Fazıl ödülleri törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Necip Fazıl Kısakürek deha sahibi biriydi. Başından beri bütün törenlerimize katılıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Özel bir önem gösteriyor. Yani ben bunu şöyle ifade ediyorum. Hakikaten bir ev sahibi hassasiyetiyle katılıyor. Her ayrıntıyla ilgileniyor. Geçen iki toplantıda da sadece bu konu üzerinde konuşma yaptı. Tamamen bu konuya atfetti bütün konuşmasını. Çok önem veriyor bu konuya. Haliç Kongre Merkezi'ndeki törene kültür ve sanata ilgi duyan tüm vatandaşlar davetli. Üstadın aziz hatırasına sahip çıkan Sayın Ethem Sancak, Sayın Murat Sancak ve Sayın Nuh Albayrak'a şükranlarımı sunuyorum. İnovasyon Haftası İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Fuarda birbirinden renkli ürünler bulunuyor. Özellikle simülasyon ve oyun alanları çok dikkat çekiyor. Muhabirimiz Okan Ateş de sizler için o fuara gitti ve oradaki o renkli atmosferi kameraman Gökçehan Yıldırım'la birlikte görüntüledi. Akıllı ev sistemleri, simülasyonlar, ilginç ev süsleri hepsi inovasyon haftasında ziyaretçileriyle buluştu. Türkiye İnovasyon Haftası İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Fuarda dronelar, elektrikli araçlar ve birçok özel simülasyon bulunuyor. Fuarda ziyaretçiler inovasyonun önemini öğrenmenin yanı sıra bol bol eğleniyor. Fuarın en çok dikkat çeken ürünleri simülasyonlar. Şu an bir iş makinesinin önündeyiz. Tabii önce iş güvenliği diyoruz ve denemeye başlıyoruz. Bu kısımda direksiyon var. Aracı kullandığımız yer. Burada da kepçemiz var. Kepçeyi buradan hareket ettirebiliyoruz. Bu şekilde. Tabii ben çok fazla bilmediğimden en fazla bunları yapabiliyorum. Kazaları, olabilecek bütün riskleri vesairesi hepsini burada zaten görmüş oluyor kullanan kişi. Fuarda engelliler için yaşamın ne kadar zor olduğunu da görebiliyoruz. Çünkü burada bir simülasyon var. Bir engelli koltuğuna oturuyorsunuz ve 3 boyutlu gözlüğü takarak ardından yolculuğa çıkıyorsunuz. Tabii önce güvenlik diyoruz, kemerimizi takıyoruz. Daha önce hiçbir sanal hastane duymuş muydunuz? Burada var. Öğrencilerin staj imkanlarında normal bir hasta üzerinden değil, maketler üzerinden eğitim alması için yapılıyor. Örneğin burada bir hasta var. Şimdi onu hayata döndüreceğiz hep birlikte. Burada da akıllı ev sistemi bulunuyor. Verdiğiniz komutları algılayıp evdeki akıllı ev aletlerini kullanmanıza, hatta bankada ödeme yapmanıza bile yardımcı oluyor. Hemen deneyelim isterseniz. Başlayalım. Evet, burada çok değerli Kanal 24'ten gelen bası mensubu arkadaşlar var. Sihirbaz, hoş geldin demek ister misin? Hoş geldiniz. Umarım keyifli vakit geçirirsiniz. Geçtiğimiz aya ait 60 TL'lik bir adet ödenmemiş faturan bulunuyor. Ödemeyi şimdi yapmak ister misin? Sihirbaz, banka hesabımdan öde. Lütfen. Fatura ödeme işlemin tamamlandı. İnovasyon Haftası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla cumartesi günü sona erecek. Şırnak'ın Silopi ilçesinde ortaokul mezunu genç, köylerindeki tarlaların güvenliğini sağlamak için hurda malzemelerden bir robot yaptı. 24 Diyarbakır temsilcisi Şehmus Çakan genç mucitle buluştu. Silopili genç köydeki tarlaların güvenliğini sağlamak için hurda malzemelerden robot yaptı. Silopili Abdullah Uçar aslında Silopili'nin bir
köyünde ikamet ediyor. Ancak hurda parçaları yaptığı robot görenleri hayrete düşürüyor. Şırnak'ın Silopi ilçesinde ortaokul mezunu 26 yaşındaki Abdullah Uçar, yöre çiftçisinin tarlalarının güvenliğini sağlamak amacıyla ailesinin karşı çıkmasına rağmen yürüttüğü çalışma sonucu robot üretmeyi başardı. Abdullah Uçar'ın yaptığı bu robot yöre çiftçisine de büyük kolaylık sağlayacak. Arazisinin içerisine bıraktığı bu robotu herhangi bir tehlike anında cep telefonuna sinyal olarak o tehlikeyi bildiriyor. Uçar'ın hurda parçaları kullanarak ürettiği robot yaklaşanları önce uyarıyor. Tehlikenin devam etmesi durumunda kuru sıkı tabancayla havaya ateş açıyor ve durumu yönlendirilen cep telefonuna iletiyor. Şu an robot bizi gördü ve çalışmaya başladı. Şu an bir tehlike olduğunu tehlikeyi gördüğünüz yerindeyiz. Ateş etti. Bizi gördüğü için bir daha ateş etti. Ve şu anda sizi cep telefonunda arayacak. Hı-hı. Cep telefonunda sizi arayacak şimdi. Evet şu an gerçekten telefonunda aradı. Şu an Abdullah Slopi diye kayıtlı ve bir tehlikeyi bize mesaj verdi. Ve şu an o robot tehlikenin devam ettiğini ifade ediyor. Yaptığı robota patent almak isteyen Uçar, noterde ürünü kayıt altına aldırdı. Genç mucit başka projeleri olduğunu da söyledi. Patentini almak istiyorum. Şimdi robotum noteri tasdiklidir. Robotumun patentini almak istiyorum. Daha nice projelerim var. Açıkça söylüyorum, öyle projelerim var ki dünyanın dengesini değiştirecek projelerim var. İstanbul Sultan Gazi'de hayırsever Ülker ailesinin katkılarıyla inşa edilen Sabri Ülker İmam Hatip Okulu geceli gündüz eğitime devam ediyor. Gündüz normal eğitimin sürdüğü okulda akşamları ise Suriyeli öğrenciler eğitim alıyor. Sabri Ülker İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi hayırsever Ülker ailesi tarafından yaptırıldı. İlim Yayma Cemiyeti üyeleri Sultan Gazi bölgesinde İmam Hatip Okulu bulunmaması nedeniyle okul yapımı için arsa ararken mülkiyeti Sabri Ülker'e ait olan arsayla karşılaştı. Ki 500 bin nüfuslu bir ilçede hiçbir İmam Hatip Okulu yoktu. Bununla ilgili buranın Sultan Gazi ileri gelenleri olarak ne yapabiliriz diye düşündük ve burada bir arazi, İmam Hatip Okulu yapmak üzere bir arazi arayışına çıktık. Şu anda içinde bulunduğumuz bu arazinin boş olduğunu gördük ve bunun acaba kime ait olduğunu araştırdık. Baktık ki kayıtlarda Sabri Ülker adına bir araziydi. Biz bunu ne yapalım diye düşündük. Yani Sabri Bey'e veya vekillerine, Murat Ülker'e gidelim ve bunu ondan isteyelim diye düşündük. Ve bu arada da İlim Yayma Cemiyeti aklımıza geldi. İlim Yayma Cemiyeti vasıtasıyla Sabri Bey'in vekili Murat Ülker'e gittik ve o bir gidişte burayı İmam Hatip Okulu yapılması kaydıyla İlim Yayma Cemiyeti'ne bağışladı. Bu anlamda da kendilerine ve Ülker ailesine çok teşekkür ediyoruz. Ülker ailesinin destekleriyle yapılan Sabri Ülker, İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi'nde gündüz normal eğitim sürerken akşamsa Suriyeli öğrenciler eğitim görüyor. Suriyeli ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrenciler burada öğleden sonra, 3'ten sonra eğitimlerini görerek Sultan Gazi'de 30 bine yakın Suriyelinin öğrencilerinin burada eğitim görmesine de bu vesileyle bu İmam Hatip Okulu'nun yapılmasına sebep olanlar buna da vesile olmuş oldu. Kütüphanesi, spor salonu, geniş mescidi ve deneyimli kadrosuyla Sabri Ülker İmam Hatip Okulu duyarlı nesiller yetiştirmeye devam ediyor. Okulumuzu çok seviyoruz. Bütün öğretmenlerimiz çok iyi. Bölgedeki en iyi okullardan biri. Mescidimiz var, kütüphanemiz var, spor salonumuz var. Kur'an dersi işliyoruz. Çok memnunuz okulumuzdan. Hastalıklardan bizi koruyan ve güçlü tutan yeşil sebzeler sağlıklı beslenmenin en temel şifa kaynağı şüphesiz. Ama doğru tüketilirse şayet. Çünkü İngiliz bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre paketlenmiş yeşillikler bakteri üretiyor. Muhabir arkadaşımız Tuğba Satı sizler için araştırdı. Bu şekilde paketteki sebzeyi mi tercih edersiniz yoksa açıktan almayı mı? Yani bu paketi daha çok tercih ederim. Neden? Daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Daha hijyen olduğunu düşündüğüm için.
Kapalı olan paket hiçbir şeyine bakamayız ama hani insan beylini alır bakar hani bir şey var mı ona göre seçer hani alır ama pakette öyle bir imkan olmadığı için sadece açık tercih ediyorum. Kapalı kutuda olduğu için sağlıklı bulup satın alan da var, sağlıksız olduğunu düşünüp onun yerine pazar tezgahından alan da. Paketlenmiş sebzeler mutfakta hayatımızı kolaylaştırıyor. Çünkü her biri doğranmış, yıkanmış, temizlenmiş ve paketlenmiş bir şekilde marketlerde, raflarda yerini alıyor. Ama tüketmeden önce bir kez daha düşünmekte fayda var. Çünkü bu şekilde paketlerde nemli olarak uzun süre bekleyen sebzelerde bakteri ürüyor. İngiliz bilim adamlarının yaptığı araştırma, sebze yapraklarında bulunan bakterilerin paketler açıldıktan sonra çok daha hızlı bir şekilde üremeye başladıklarını ortaya koydu. Yani hazırlanırken, bakın burada gördüğünüz gibi bu ürünler biraz nemli. Hala evet nemli ve ıslak. Evet, işte bunlar bu salmonellalar genellikle toprakta yetiştirirken bu tür sebzeler topraktan yapraklara bulaşabiliyorlar salmonella etkenleri. Oradan da işte kesim esnasında bakın bu yani şuradaki sapların kesimi esnasında buradan bazı sular çıkıyor. O sular çıktığı zaman da salmonella suyu çok seviyor çünkü hemencecik burada üremeye başlıyor, çoğalıyor. Salmonella bakterisinin neden olduğu enfeksiyon hastalıklara davetiye çıkarıyor. Salmonellalar bugün hala tehlike olarak gündemdeki önemini koruyor. Yani çeşit hastalık yapıyor, gıda hastalığı yapıyor. Bunlardan bir tanesi gıda enfeksiyonları. Bakın tifo ve paratifo. Diğeri de zehirlenmeler, gastroenteritis dediğimiz. Yani dolayısıyla yaşlı ve çocuklarda da ölümlere kadar neden olabiliyor. Enfeksiyon yapanlardan yani bir iki tane bakteri bile olsa hastalık yapabiliyor. Ama zehirlenme yapanların belli bir miktarda olması gerekiyor. Ve sıra meteorolojiye geldi sevgili seyirciler. Yapılan son değerlendirmeler bugün için neleri söylüyor? Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kar yağışı geçeceği tahmin edilmekte. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte sis ve pus yaşanacak. Hava sıcaklığı bugünden itibaren ülke genelinde 2 ile 6 derece arasında artacak. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden, Marmara ve iç kesimlerde güneyli yönlerden hafif arası orta kuvvette, Marmara bölgesinde ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetlice, Orta Karadeniz kıyılarında yine kuvvetlice eseceği belirtilmekte. Peki yaptığımız bu özetlemeler rakamsal olarak neleri ifade ediyor? Hadi gelin bir de grafikleri görelim. Piyasalar açılmadan da notlar alalım. Bugüne dair beklentiler ne yönde? Borsa ve para piyasaları uzmanı ekonomist İhsan Memiş telefon attığımızda. İhsan Memiş günaydın, iyi sabahlar, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi sabahlar, yayınlar diliyorum ben de. Teşekkür ediyoruz. Haftayı tamamlıyoruz artık yavaş yavaş. Evet. Son işlem günündeyiz. Bu haftayı nasıl başladık, nasıl kapatıyoruz? Ne şekilde özetleme yaparsınız? Buyursunlar. Geçen haftalarınıza rağmen iyi bir haftayı geçirdiğinizi söyleyebiliriz. Vatandaşlarımızın yastık altı birikimlerine, dövizlerine ve banka mevduatlarına dövizcilere giderek Türk lirasına çevirmesi hane halkının özellikle artık yeni bir ufukla altın yatırımcısı olması ekonomide yeni bir vizyona neden olduğunu belirtmek isteriz. Tabii ki bu milli bir dava olduğu için milli bir uygulamayla yapılan bir destekti Sayın Cumhurbaşkanımıza verilen ve ülke ekonomisine verilen, Türk lirasına verilen milli bir destekti. Biz bunun meyvelerini bu hafta gördük. Küresel piyasalarda özellikle doların 3.34 bandına kadar geri çekilmesi çok ciddi bir düşüşün beraberinde getirmiş oldu. Tabii ki şu anda özellikle dün Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı vardı. Faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Ama Başkan Draghi'nin açıklamaları Euro-Dolar paritesinin sert bir şekilde geri çekilmesine neden oldu. Euro-Dolar paritesi dün 1.08 bandında işlemler gerçekleştirirken akşam saatlerinde 1.06 bandına kadar gerilediğini gözlemlemiş olduk. Euro-Dolar paritesindeki 2 puanlık düşüş dolar TL'yi hemen 3.40 TL bandının üzerini test etmesine destek verdi ve şu anda
haftayı 3.45 lira seviyesinden kapattığımızı görüyoruz. Dolar TL kurundaki tabii bu yukarı yönlü hareketlerde kalıcı olmayacağı için dünkü Sayın Başbakanımızın açıklamış olduğu yeni paket, ekonomi paketi iç piyasalarda ciddi anlamda olumlu bir destek bulduğunu söyleyebilirim. Yapılan tüm teşvik programları ve tüm destekler yurt içi piyasalarında nakit akışını ciddi anlamda rahatlatacak. Diğer taraftan da yatırımcılara ve esnaflara ciddi anlamda moral verecektir, doping verecektir. Bu anlamda bu tedbirlerde dolar TL kurundaki aşağı yönlü hareketleri orta ve uzun vadede hep destekleyecek unsurlardan olacaktır. Ondan sebep dolar TL kurundan tekrar biz uzak kalmaya devam ediyoruz. Yatırımcılara tekrar dövizi tavsiye etmemeye devam ediyoruz. Bugün gün içerisinde 3.45-3.47 destek seviyelerini takip etmiş olacağız. Bu aralıklarda işlemler gerçekleştirebilir. Genel görünüm yükselişlerden sonra aşağı yönlü hareketin devam edeceği yönünde beklentimiz var. Euro TL kuru 3.66-40 lira seviyesinden güne başladığını görüyoruz. Tabii ki o 3.70 ve 3.75 bandının üzerindeki rakamlar artık kalıcı olmadı. Dolardan destek bulduğu için bu kadar yükseldi. Tekrar ana görünüm negatif olduğu için biz 3.60 destek seviyesini gün içinde takip ediyor olacağız. Altın ons fiyatı da satış baskısında haftayı tamamlıyor. Aslında genel itibariyle bir toparlanma isteği vardı. 1.178 dolar seviyesine kadar hafta boyunca yükseliş isteğinde kaldı. Ancak 1.180 dolar destek seviyesinin üzerinde kalamadı. Çünkü Euro Dolar paritesi aşağı yönlü hareketlerine devam edince altın ons fiyatı da tekrar 1.167 dolar seviyesine kadar geriledi. Gram altın TL fiyatı bu hafta dolar TL gibi çok sert düştü. 126 destek seviyesine kadar çekildi. 126.20 lira seviyesi görüldü. Dün bu seviyelerden alım yapan çok şanslı bir yatırım aracı olarak kullandı bu süreci. Akşam saatlerine baktığımız zaman da 131.30 lira seviyesinden günü tamamladığını gözlememiş olduk. Şu anda 129.76 lira seviyesinden güne başladı gram altın TL fiyatı. Tabii ki dolar tarafında destek gördüğü için 129 lira seviyesini biz altın ons fiyatıyla kıyasladığımız zaman yine yüksek bir seviye olarak görüyoruz. Gram altın TL fiyatını bugün biz 129-131 lira bandı aralığındaki işlemlerini takip ediyor olacağız. Ama genel görünüm tekrar bu 129 lira, 128 lira seviyeleri, kenarlı destek seviyesini kırdı. Buralar hep alım yeridir. Yatırımcılarımızın bu alım noktalarında biraz daha hızlı hareket etmesi gerekiyor. Biraz daha elini çabuk tutması gerekiyor diye tahmin ediyoruz. Petrol fiyatları da bu hafta çok sert dalgalandı. Zamlar peş peşe geldi. 53 dolar seviyesinden 53.78 dolar seviyesinden Brent petrolün varil fiyatı güne başladı. Biraz daha satıcıdı. Ama biz yükselişlerin devam edeceğini öngörüyoruz. Özellikle 55 dolar seviyesinin üzerindeki direnç seviyelerine 58 dolar seviyesine kadar devam edeceğini tahmin ediyoruz. Borsa İstanbul'da da bugün satışlar devam edebilir. 75 bin ana destek seviyemiz, 76 bin direnç seviyemiz. Bu aralıklardaki işlemler biz tekrar eğer 76 bin seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirebilirsek bu da bizim için iyi bir kapanış olacaktır. Teşekkür ediyoruz İslam Bey'miş aktardığınız bilgiler ve değerlendirmeleriniz için. Hoşçakalın. Hızlı ve pratik bir şekilde şimdi 24 sabahta sevgili seyirciler güne başlarken gazete manşetlerine yeniden dönelim. Hızlı ve pratik bir şekilde yazılı basından argümanları ekranlarınıza taşıyalım. Sarı manşetindeyiz. PKK'ya füze geliyor diyor sarı manşetten girdiği özel haberde. Detaylarda neler var hemen özetleyelim. Amerikan senatosu sevgili seyirciler Suriye'de üzerinden uçak geçmeyen PYD'ye hava savunma etkili füzesi Stinger gönderme kararı aldı. Temsilciler Meclisi'nden ezici bir çoğunlukla geçen tasarı senatoda da kabul edildi. Başkanın veto edemeyeceği kararın hedefi Suriye'de muhalefeti güçlendirmek. Ancak uzmanlara göre Stinger'lar hiçbir hava saldırısıyla karşılaşmayan PKK'nın Suriye kolu PYD'ye verilecek. Sarı manşetten girdiği özel haber başlığını aktardık. PKK'ya füze geliyor dedik ve detayları paylaştık. Yine Star gazetesinde ayrıntıları bulabilirsiniz. Akşam gazetesindeyiz. CHP'den FETÖ'ye ihale himmeti manşetindeyiz. FETÖ'nün belediye imamı Erkan Karahasan'ın Kılıçdaroğlu'nun özel kaleminin aracılığıyla Sarıyer, Avcılar, Beylikdüzü ve Silivri belediyelerinden 8 milyonluk ihale aldığı tespit edildi. 15 Temmuz işgal girişimi sonrası FETÖ'den tutuklanan danışmanlık şirketi sahibi Erkan Karahasan'ın İstanbul'daki CHP'li belediyelerden yüklü ihaleler aldığı belirlendi. Bunun üzerine Sarıyer, Beylikdüzü, Avcılar ve Silivri'de inceleme başlatıldı. Başkanların bilgilerine başvuruldu.
Kararsan'ın bu 4 belediyeden FETÖ adına toplam 8 milyonluk ihale aldığı ve çoğuna tek başına girdiği tespit edildi. Kararsan'ın bazı belediyelere CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürü Tuncay Ceylan'la giderek işi garantiye aldığı da öğrenildi. Star ve akşam dedikten sonra güneşe geçiyoruz sevgili seyirciler. Ekonomiye can suyu başlığındayız. Dövizdeki suni yükselişe karşı halkın başlattığı ekonomik seferberliğe devletten dev destek geldi. Başbakan Binali Yıldırım piyasaları hemen canlandıracak yeni uygulamaları sıraladı. Bu uygulamalar nelerdi? Hemen verelim sizlere, ekranlarınıza gelsin. İşkur'un iş gücü programı ile 500 bin kişi iş sahibi olacak. 100 bin kişi toplum yararına çalışma programı ile istihdam edilecek. Piyasadaki nakit sıkıntısını ortadan kaldırmak için devlet kefaletiyle 250 milyar liralık kredi hacmi oluşturulacak. İmalata yönelik yatırım için katkı oranı %15 artırılacak. Kurumlar vergisi indirimi tam olarak uygulanacak. Yurt dışına iş yapan firmaların Türk malı ve hizmetlerine yönelik alımlarında döviz kredilerine 0 faiz uygulanacak. KOBİ'lere ilk yıl ödemesiz 3 yıl vadeli 50 bin lira kredi verilecek. Bu tedbirlerin uygulanmasında ilave borçlanma olmayacak. 2017 tasarruf yılı olacak. Önceliği olmayan harcamalar, yeni bina, yeni araba alma gibi gereksiz masraflar yapılmayacak. İşte ekonomiye can suyu, işte güneşin manşeti dedik ve Sabah gazetesine geçtik sevgili seyirciler. Sabah gazetesindeyiz. Sabah yazarlarının Avrupa Birliği'ne çağrı gelmiş. Sabahın sür manşet gündemini verelim. Yılanları beslemeyin. Varan 3, Brüksel diyor. Sabah Yazarlar Kulübü 15 Temmuz ihanetini Londra ve Washington'ın ardından bu kez Avrupa Birliği'nin kalbi Brüksel'de anlatmışlar. Okan Müderrisoğlu, FETÖ'cüler bulundukları her ülkede Truva atı rolü oynayabilecek durumda diyor. Ozan Ceyhun, Avrupa Birliği yılanları beslemeye devam ederse kaybeden Belçika, Almanya gibi ülkeler olacak diyor. Şeref olsa ekonomimizi itibarsızlaştırma girişimleri var ancak Erdoğan'ın çağrısıyla hava bir anda değişti diyor. Yılanları beslemeyin, Sabah'ın sür manşet gündeminden bir haber başlığı olarak ön plana çıktı. Gazete Habertürk'e geçtik sevgili seyirciler. Sür manşet gündemini verelim. Emekli aylığı nasıl artar sorusunun cevabı vermiş Sabah gazetesi sür manşetinde. Geçen yıl gerçekleşen seçim dolayısıyla SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına bir defalığına 100 TL seyyanen zam yapıldı. 2016 yılında emekli olanlar bu zamdan yararlanarak 100 TL daha fazla aylık elde edecek. 31 Aralık 2016'ya kadar emeklilik dilekçesi verenler Temmuz'daki enflasyon farkı da eklenince 103.63 TL alacak. Şimdi emekli olanlar 2017'de olana göre yılda 1284 TL daha fazla kazanacak denmekte haberde. Gazete Habertürk'ün sür manşetinde de işte böyle bir haber vardı. Türkiye Gazetesi'ne geliyoruz. Türkiye Gazetesi'nin de sür manşetindeyiz. Gece vakti okula gidiyoruz. Saatler geri alınsın deniyor haberde. Yazılı ve sosyal medyada saatler geri alınsın kampanyası başlatıldı. İşe ve okula gitmek için güneş doğmadan yola çıkanlar tepki gösteriyor. Karanlıkta can korkusu yaşıyoruz diye. Hakeza lüks taksi dönemi var yine Türkiye Gazetesi'nde sür manşette. Mercedes gibi üst segment araçlar İstanbul'da taksi hizmeti veriyor. Giderlerin çok olduğunu söyleyen lüks taksiciler farklı bir taksimetre istiyorlarmış. Lüks taksi döneminde yine Türkiye Gazetesi'nde sür manşette. Hakeza sevgili seyirciler, Milliyet Gazetesi'ne geçelim. Milliyet Gazetesi'nde spordan bir haber verelim. Avrupa lideri diyor haber başlığı. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Feyenoord'u 22. dakikada Musa Sow'un Rebaşata golüyle 1-0 mağlup etti ve grup lideri olarak bir üst sıraya yükseldi. UEFA Kupası'nın format değiştirip grup aşamasına geçtiği 2006 yılından beri her zaman tur atlama başarısı gösteren Sarı Lacivertliler bu geleneğini 10. yılına taşımış oldu. Tebrikler Fenerbahçe diyelim ve Avrupa arenasına ilk defa çıkan Osmanlı Spor Zürih'i 2-0 yenerek grup lideri olarak ikinci tura çıktı. Bilgisini de sizlere paylaşmış olalım. Tebrikler Osmanlı Spor'a da gitsin. Ve zürafalar yok oluyormuş. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği doğal ortamların yok olması, yasa dışı avlanma ve iç karışıklıklar yüzünden 1985 yılında 151-163 bin olan zürafa sayısının 2015'te 97.562'ye düştüğünü duyurdu. Bu rakamlar zürafaların son 3 nesilde nüfusların %30 oranında gerilediğini göstermekte deniyor haber başlığında. Ve böylece sevgili seyirciler, güne başlarken dedik ve tüm gelişmelerden haberdar olduk. Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan haber başlıklarını haber ve TRT'lerimizde gördünüz. Meteoroloji ve ekonomiden notlarla karşınızda olduk. Hakeza yine Türkiye dünya gündemi, yaşama dair notlar ve spora dair başlıklarla gazetelerimiz manşet ve sür manşetleriyle ekranlarınıza taşındı. Şimdi artık
günün gündemini belirlemenin vakti zamanı geldi. Bildiğiniz gibi kısa rafine bir turla belirliyoruz sevgili seyirciler. Üç ayaklı bir turda belirliyoruz. Önce başkent Ankara, sonra İstanbul stüdyolarına çıkan haber başlıkları ve konuk köşe yazarlarımızın kalemleri de tabii ki belirleyici ve etken oluyor günün gündemi belirlemekte. Hemen vakit kaybetmeyelim. Bir kez daha günaydın diyelim. Hayırlı uğurlu sabahlar olsun bizlerden sizlere. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, bollukla, bereketle dolu olsun yeni gün sevgili seyirciler. Hemen Ankara'ya gidelim. Başkent Ankara'dan notları haber müdürümüz Ümit Çetin bizlere aktaracak. Evet, günün gündemini başkent Ankara ile başlatıyoruz sevgili seyirciler. Ankara haber müdürümüz Ümit Çetin'e dönelim hemen. Sabah erken saatlerde Ankara büroda notlarını almaya başladı. Başkent Ankara'dan günün gündemi hangi başlıklarla belirlenecek sorusunun cevabı için hemen dönelim, Ankara'ya gidelim. Ümit Çetin günaydın, kolaylıklar, iyi çalışmalar. Günün gündemi başkent Ankara'da haftanın son iş gününde nasıl belirleniyor? Söz sende. Evet, günaydın Gökay Kalaycıoğlu. Aslında bugün önemli bir teklifin meclise sunulmasını bekliyoruz. Tabii geçtiğimiz hafta yapılan açıklamaya dayanarak bunu söylüyoruz. Geçtiğimiz hafta bu hafta içinde teklifin meclise sunulacağı ifade ediliyordu. Bugün ya da yarın belki sunulması bekleniyor. Teklifin, anayasa değişiklik teklifinin AK Partili milletvekillerinin imzaları tamamlandı. Teklif hazır. Bugün ya da yarın teklif sunulacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biz artık Cumhurbaşkanlığı sistemi ile tam olarak ne kastediliyor? Cumhurbaşkanlığı sisteminin içeriğinde aslında ana çerçeve olarak çok belli, ancak içerik anlamında, düzenlemeler anlamında neler yapıldığı sorularına yanıt bulmuş olacağız. O soruları sormaya devam edeceğiz. Tabii o teklif verilene ve metin açıklanana kadar, metin belli olana kadar metinde 12 ya da 13 madde olduğu ifade ediliyor. Ve o maddelerde de tabii ki yasamayla yürütmenin arasındaki ilişkiler, yargıyla ilgili düzenlemeler muhtemelen olacak. Ve yasama ve yürütmenin şekliyle ilgili nihai değerlendirmeler olacak o metinde. O metinle ilgili uzlaşmanın tamamlandığı bilgileri dün akşam itibariyle yeniden ifade edilmişti. Aslında birkaç gün önce yine pürüz yok açıklaması Devlet Bahçeli'den gelmişti. Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin teklifi bekliyoruz. Anayasa değişiklik teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının ardından da dediğimiz gibi somut bir şekilde bu konuyu konuşacağız. Ekonomi bir yandan gündemimizde, ekonomiye ilişkin gelişmeler yine gün boyunca değerlendirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde plan bütçe devam ediyor. Plan bütçe ile ilgili değerlendirmeleri, plan bütçe ile ilgili gelişmeleri de takip edeceğiz. Bugün Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın bütçeleri olacak. Orada da tabii hem dış politikaya ilişkin hem yargıya ilişkin birçok değerlendirmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir cenaze töreni var. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlarından İsmet Sezgin vefat etmişti bilindiği üzere. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze töreni ise Kocatepe Camii'nde olacak. Başbakan Binali Yıldırım bu törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törene katılacak. Ardından Zonguldak temasları var. Zonguldak'a gidecek. Orada Zonguldak Valiliğini ziyaret edecek. Filios Limanı temel atma töreni ve yapımı tamamlanan tesislerin açılış töreni var. Orada değerlendirmeler yapacak Başbakan. Zonguldak'ta da yine de vatandaşlarla buluşacak ve Zonguldak'ta sivil toplum örgütü temsilcileriyle de buluşmasını bekliyoruz Başbakan Binali Yıldırım'ın. Dediğimiz gibi ekonomi konuşuluyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin de bugün TOB ve Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası'nın toplantısına bugün katılacak. Orada tabii dolar meselesi mutlaka gündeme gelecek. Dolarla ilgili, dolardaki dalgalanma mutlaka gündeme gelecek. Orada da yeni açıklamalar gelebilir Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'den. Bugün gün boyunca bu başlıkları takip ediyor olacağız. Dediğimiz gibi anayasa değişiklik teklifi ana gündem maddemiz, ekonomi yan gündem maddemiz. Bu başlıkları takip edeceğiz ve an be an ekranlara yansıtacağız. Teşekkür ediyoruz Ümit Çetin. Sana ve senin nezdine tüm Başkent Ankara ekibimize kolaylıklar, iyi çalışmalar. Evet sevgili seyirciler, Başkent Ankara'dan günün gündemine dair notları böyle aldık. Şimdi İstanbul Stüdyo'da ön plana çıkan başlıkları aktaralım sizlere.
Evet sevgili seyirciler, Başbakan Binali Yıldırım sonuçları merakla beklenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararlarını açıkladı. Ekonomi kurmaylarıyla birlikte kameralar karşısına geçen Yıldırım, 2017 çok ciddi tasarruf yapılacak dedi. Yıldırım iş dünyasına da seslenirken nakit sıkışıklığına karşı 250 milyar liralık kredi hacmi hazırlandığını söyledi. Yıldırım, istihdam, ihracat yapana ek destek paketlerini de duyurdu. Başbakan, boz doları kampanyası çerçevesinde 10 milyar doların Türk lirasına çevrildiğini açıkladı. 2017'de muazzam bir tasarruf yılı olacak. Sonuçları merakla beklenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararlarını açıkladı Başbakan. Binali Yıldırım kamu tasarrufuna dikkat çekti. Önceliği olmayan harcamalar, işte yeni bina alma, yeni araba alma vesaire, efendim gereksiz masraflar yapılmayacak. Fuzuli yere seyahatler, bunlardan kaçınacağız. Yani bir anlamda vatandaşlarımızdan bir şey isterken, hadi dövizini bozdur, ülkene, ekonomine omuz ver derken, önce devlet olarak, devlet kurumları olarak bizler elimizi taşın altına koymamız lazım. Başbakan Binali Yıldırım son bir ay içinde yapılan 4 Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantılarındaki sonuçlar için kameralar karşısındaydı. Binali Yıldırım boz doları kampanyasıyla son 15 günde bozdurulan dolar miktarını paylaştı. Kısa vadede 10 milyar dolar civarında bir kaynak yerli paraya geçmiş oldu ve bunun anlamı şudur: piyasanın diğer ihtiyaçları olan döviz imkanına da bir takviye yapılmış oldu. Yıldırım tüm ekonomi kurmaylarıyla alınan kararları madde madde sıraladı. Özel sektöre yönelik dev destek EKK'nın en önemli kalemleri arasındaydı. Hükümet iş dünyasına nakit sıkışıklığına ilişkin tedbirler alındı mesajını verdi. Kredi Garanti Fonu'nun kefaletiyle 250 milyar liraya kadar bir kredi hacmi oluşturuyoruz. Ekonomimizi ayakta tutan bütün sektörlere nakit sıkışıklığını giderecek ve işlerini düzene sokacak yeni bir kaynak oluşturuyoruz. Başbakan Yıldırım prim ödeme borçlarına faizsiz 9 ay erteleme getirileceğini duyurdu. Asgari ücret desteğinden yararlananların bu destekten yararlanmalarına esas prim ödeme gün sayısına karşı gelecek şekilde 2017 Ocak, Şubat, Mart 3 ay 3 aylık primlerini 2017'nin Ekim, Kasım, Aralık ayına öteliyoruz. İstihdam paketi de Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun üzerinde çalıştığı konuların arasındaydı. 500 bin insanımıza özel sektörde 2017 yılı için iş temin edeceğiz. Binali Yıldırım mali disiplinin devam edeceğinin altını çizdi. Kamu bankalarının düşük faizli kredi imkanı sağlayacağını da belirtti. Mali disiplin var olmaya devam edecek. Har vurup harman savurmayacağız. Başkaca bir olumsuzluğa sebep olacak bir uygulamaya gitmeyeceğiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Rusya ile doğalgaz ticaretinde TL'ye geçiş için çalışmaları başladığını, tüm ilgili kurumların çalıştığını bildirdi. Meclis Genel Kurulu'nda 2017 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Genel Kurul'da bir konuşma yaptı. Bakan Albayrak konuşmasında, Türkiye özellikle enerji politikalarında yeni dönemde büyük enerji hacmi oluşturduğu ülkelerle milli parayla ticarete başlıyor dedi. Albayrak, Türkiye'nin Rusya ile doğalgaz ticaretinde TL'ye geçiş için çalışmalara başladığını, tüm ilgili kurumların konuyla ilgili çalıştığını söyledi. Albayrak, kapalı kapılar ardından bizi tehdit etmeye çalışsalar da, gölgelerin arkasından kahpece tehditleriyle korkutmaya çalışsalar da, Allah'ın izniyle biz hiçbir şeyden korkmayacağız. Gölgelerden havlayanlara değil, o havlayanların ipini elinde tutan kahpelere mesaj vereceğiz. Gazi Meclisi'nin başkan vekili Ayşenur Bahçekapı'nın Almanya'da havalimanında alıkonmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Şimdi bunların aynını yapmak gerekmez mi demişti, hatırlıyorsunuz. Bu açıklama sonrasında Atatürk Havalimanı'nda Alman diplomatlara yönelik uygulama başladı sevgili seyirciler. Prosedür işlemler geciktirildi ve daha ilk günden 4 Alman diplomat uzun süre beklemek zorunda kalınca uçaklarını kaçırdı. Ya sen teröristi alıyorsun, ülkende misafir ediyorsun. Teröristi alıyorsun, ülkende ağırlıyorsun. Ama bu ülkenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Yardımcısını ve heyetini orada kapıda saatlerce bekletiyorsun. E şimdi bunlara aynını yapmak gerekmez mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, pasaportu, parası ve kartlarının olduğu çantası çalınan, ardından da Alman polisi tarafından havalimanında alıkonulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı'ya yönelik skandalı bu sözlerle değerlendirmişti. Almanya'ya sert tepki gösteren Erdoğan'ın çağrısı sonrası Alman diplomatlara yönelik benzer bir uygulama Atatürk Havalimanı'nda başladı. Dün akşam itibariyle başlayan uygulamayla birlikte Türkiye'ye gelen ya da Türkiye'den çıkmak isteyen Alman diplomatlar uzun süre bekletiliyor. Pasaport kontrol noktasına gelen diplomatlar geniş bir inceleme ve araştırma yapılmak için bekletildikten sonra geçiriliyor. Uygulama sonrası şu ana kadar 4 diplomatik pasaport taşıyan Alman diplomat uçaklarını kaçırdı. ...15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan 8 askerden son ikisi için de karar çıktı. Yunan yargısı askerlerin Türkiye'ye iade edilmesi talebini reddetti. ...15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin iadesi hakkında duruşmalar tamamlandı. Atina'daki temyiz mahkemesi 8 askerden 3'ünün iadesine, 5'inin iade edilmemesine karar verdi. Kan döktünüz ülkemde. 8 cuntacı 16 Temmuz'da bir askeri helikopterle Yunanistan'ın Dede Ağaç kentine inmişti. Tutuklanan askerler Yunanistan'dan sığınma talep etti. Bu talepleri reddedilirken Türkiye iadelerini istedi. Atina'da hafta boyu askerlerin iadesine ilişkin taleplerin görüşüldüğü duruşmalar vardı. Pazartesi günü yapılan ilk duruşmada Binbaşı Ahmet Güzel, Binbaşı Gencay Büyük ve Başçavuş Bilal Kurugül'ün Türkiye'ye iade edilmemesine karar verildi. Gerekçe askerlerin can güvenliğinin olmayacağıydı. Savcılık karara itiraz ederek dosyayı bir üst mahkemeye götürdü. Salı günü yapılan ikinci duruşmada ise tam tersi bir karar çıktı. Çünkü bu kez farklı bir mahkeme heyeti görevdeydi. Pilotkurmay Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, Pilotkurmay Yüzbaşı Feridun Çoban ve Pilotkurmay Yüzbaşı Abdullah Yetik'in iadesine karar verildi. Bu kez bir başka savcı iade kararına itiraz etti. Son duruşmada ise geri kalan iki askerin durumu görüşüldü. Yüzbaşı Uğur Uçan ve Başçavuş Mesut Fırat'ın Türkiye'ye iade edilmemesine karar verildi. Böylece 8 cuntacı askerden 5'i hakkındaki iade talebi reddedilirken 3 askerin iadesine karar verilmiş oldu. Ancak itirazlar nedeniyle hukuki süreç devam edecek. Ankara ise askerlerin tamamının iadesini istiyor. Kamuoyunda Kozmik Oda olarak anılan soruşturmayı yürüten ve FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili çıkarıldı. Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adliyeye getirilen Bilgili soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Bilgili yaklaşık 10 saat süren ifade işleminin ardından anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimi Ali Ramazan, Bilgisi Çok tarafından sorgulanan Bilgili tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evet sevgili seyirciler, günün gündemine son noktayı sizler için seçip belirlediğimiz konuk köşe yazarlarımız koyacak. Ve ilk olarak Star Gazetesi ile başlayalım. Star Gazetesi yazarlarından ve 24 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'in köşe yazısındayız öncelikli olarak. Böyledir bu işler diyor Murat Çiçek. Bakalım detaylarda neler var. İnsanoğlu çiğ süt emmiş sözünü her daim hatırlatırlar sana.
Sen kalkarsın yönettiğin dönemde ilk kız okulunu açarsın, kızlar okusun eğitimsiz kalmasın dersin. Bilip bilmeden cahil ilan ederler, kızların okumasına karşı bir ithamında bulunurlar. Hatta eğitime o kadar önem verirsin ki ortaokul sayısını 4 kat, ilkokul sayısını 45 kat, lise sayısını da 120 kat artırırsın. Bunu bile beğenmezler, yok saymaya çalışırlar. Yerli girişime önem verirsin, Anadolu'yu baştan başa karayoluyla döşetmek için proje geliştirip uygulamaya başlarsın. Halkı da bu işin içine katarsın ki hem bir an önce bitsin hem de halk sahiplensin istersin. Başarılı da olursun. Karayoluyla yetinmeyip demir yoluna el atarsın. Tamamen Türk ve İslam aleminin katkılarıyla raylar döşetirsin. Senin döneminde demir rayların uzunluğunu 3 katına çıkarırsın. Olmaz, olamaz derler. İletişime önem verirsin. Hatta bakanlığını bile kurarsın. İletişimi hızlandırmak için özel şirketlerle anlaşmalar yapılmasına salık verirsin. Yeni ve özel hatlar inşa ettirir. Bu hatların bulunduğu yerlerde meteorolojinin de temelini atarsın. O tarafa bakmazlar bile. Görmezden gelirler. Sağlığa özel önem verirsin. Hastaneler kurdurursun. Sadece hastanelerle yetinmez, sosyal yardımlaşmaya önem verirsin. Çeşitli merkezleri hayata geçirirsin. Hani nerede derler? Oysa her gün o merkezlerin önünden geçerler de kimin yaptığını bilmezler. Çamur atmaya yeltenirler. Boğaza gerdanlık takmak için çırpınır durursun. Yabancı uzmanlarla anlaşır projeler geliştirirsin. Gerçeği perdelemek için kıvranır dururlar. Ülkeyi açar, Sayıştay'ı kurarsın. Hukuk, ticaret, yüksek mühendislik, kız, öğretmen, ziraat, veterinerlik fakültelerini hayata geçirir, güzel sanatlara yatırım yaparsın. Seni sanat düşmanı, bilim düşmanı, yobaz, softa ilan ederler. Dış politikada harikulade işler yapar, içerideki vatan hainlerini ve dışarıdaki düşmanlarını paralize edersin, seni diktatör ilan ederler, kan dökmekle suçlarlar. Vatan toprağı isterler, vatan, olmaz der, dik durursun. Aradan yıllar geçer. Senin hayalini, seninle aynı muameleye maruz bırakılan bir lider Erdoğan gerçekleştirir. Kamuoyu Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak bu geçide senin adının verilmesini, tünelin isminin Abdülhamit Han olmasını tartışır. Olur ya da olmaz, o ayrı bir tartışma ama soytarının biri çıkar, kaybetmiş bir rejimin devrik bir lideri der senin için. Hey gidi Ulu Hakan. Ey gidi koca sultan, sen gerçekten o kadar büyük bir padişahmışsın ki vatan hainleri hala seni gömmeye çalışıyorlar da başaramıyorlar. Nur içinde yat, diyor ve devam ediyor Murat Çiçek köşe yazısına Star gazetesindeki. Akşama geçiyoruz ve Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni Murat Kerkitlioğlu'na kulak veriyoruz şimdi de. Türk kelimesi TÜSİAD'a yakışmıyor diyor başlık olarak. TÜSİAD, namı diğer patronlar kulübü. Yeri gelir Avrupa Birliği incinmesin diye ne yapacaklarını şaşırırlar. Yeri gelir demokrasi özgürlükler elden gidiyor diye yaygara koparırlar, terörle mücadele ederler, yarım ağız destek olurlar, ota böceğe açıklama yaparlar. Geçmişte çok daha güçlülerdi. İlanlarla hükümet düşürür, hükümet tayin ederlerdi. Bugün o gücü ve etkinliği mumla alıyorlar. Eskiden bu örgütün Ankara'da yapılan Yüksek İstişare Konseyi toplantıları siyasi partilerin kongreleri kadar önemsenirdi. Bir açıklamayla piyasaları alt üst ederlerdi. Şimdi Kanarya Sevenler Derneği'nin toplantıları kadar etkileri yok. O dönem kimliksiz siyasiler karşısında istedikleri gibi at oynatılıyorlardı. Bugün ağızlarının payını alıp oturuyorlar. Ona rağmen hiç değişmediler. Milli olma, Türkiye'nin çıkarları safında hizalanmaya hiç tercih etmediler. Yurt dışından aldıkları ucuz parayı yurt içinde fahiş fiyatlara satmayı, yani paradan para kazanmayı bir türlü terk edemediler. Bakın bugün de değişen bir şey yok. 15 Temmuz gibi kırılma noktasına atlatmış Türkiye'nin ekonomisi üzerinde oynanan oyunlar karşısında yine susmuş oldular. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde milletin dolara karşı başlattığı psikolojik savaşı görmezden geliyorlar. Üç maymunu oynuyorlar. Terör sevici Avrupa ülkelerine gösterdikleri hassasiyetin bir nebzesini başlatılan ekonomik mücadelede göstermiyorlar. Farkında değil misiniz? Başka Türkiye yok. Yıllardır bu ülkenin nimetlerinden en çok yararlanan, kazancının üstüne kazanç katan sizler değil misiniz diyor ve devam ediyor Murat Kerkitlioğlu Akşam gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısına. Yeni günün ilk ışıklarıyla başladık sevgili seyirciler, 24 sabahlı olan haber maratonumuzda haftanın son iş gününde. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, bollukla, bereketle geçmesini temenni ettiğimiz bir günü hep birlikte selamladık. Uyku mahurluğunu üzerimizden attık. A'dan Z'ye tüm gelişmelerden haberdar olduk ve günün gündemini de beraber belirledik. Yepyeni bir gün bizleri bekliyor sevgili seyirciler.